Merhaba arkadaşlarım, ben Servan Hoca. Kanalımıza hoş geldiniz. Anayasadan soru çözümlerine devam ediyoruz. Konumuz temel hukuk ünitesi değerli arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Kişileri ve şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağ aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu formatta ÖSYM soruları geldi. Kişileri ve şeyleri devlete çift dikişle bağlıyorsa bunun adı uyrukluktur. Hukuki ve siyasi bağ diyorsa uyrukluk. Bu arada aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Kişileri ve şeyleri derken neyi kastediyor? Gerçek kişi ve tüzel kişi, şeyler derken de gemi ve uçağı kastediyor. O zaman Türkiye'deki hukuk düzeninde kimlerde ve nelerde uyrukluk vardır? Uyrukluk vardır. Gerçek kişilerde, bizlerde, tüzel kişilerde, örneğin Türk uyruğundaki şirketler. Örneğin Sabancı olduk. Gerçek kişilerde, tüzel kişilerde, gemilerde ve uçaklarda ne vardır arkadaşlar? Uyrukluk. Vatandaşlık ise sadece kimde vardır? Vatandaşlık ise sadece gerçek kişide vardır değerli arkadaşlar. Güzel. Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evre aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi diyor ki yetkili merci suçu öğrenmiş, tespit etmiş. Oradan başlamış iddianameyi kabulüne kadar geçen evre. Arkadaşlar suçun tespitinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreye soruşturma. Maçın birinci yarısı soruşturmadır. İddianamenin kabulünden duruşmalar yapılıp hakimin karar vermesine kadar maçın ikinci yarısı da kovuşturmadır. Bize burada birinci yarıyı suçun tespitinden iddianamenin kabulüne kadarki evreyi soruyor. O da nedir değerli arkadaşlar? Tabii ki soruşturma evresidir. Borcun konusu olan edimden alacaklının vazgeçmesi ile borcun sona ermesine ne ad verilir? Değerli arkadaşlar. Alacaklısınız ve alacağınızdan vazgeçtiniz. Buna borçlar hukukunda ne denir diyor. Alacağınızdan vazgeçmişsiniz değerli arkadaşlar. Bunun adı ibradır. Alacaktan vazgeçmek de tabii ki borcu sona erdiriyor. Şimdi bir normlar hiyerarşisi sorusu. Yukarıda verilen normların normlar hiyerarşisine göre yukarıdan aşağıya doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Önce ben bir teknik bilgi paylaşmak isterim. Normlar hiyerarşisi fikrinin fikir babası Danimarkalı Kelsen'dir değerli arkadaşlarım. Tamam, buna dikkat. Kuvvetler ayrılığının fikir babası da Montesquieu'dir. Şimdi burada yukarıdan aşağı dizin diyorsa bir kere anayasa birinci sırada olacak. Değil mi? Önce anayasa olacak. Yani 3'ten başlayacağız. Bakın 1'den başladı. Eledik. Tamam mı? Sonra bakıyorum. Kanun var. Bir de temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletler arası antlaşmalar var. Şimdi burada şu kısmını özellikle vermiş. Biliyorsunuz 2004'te anayasamıza giren kurala göre haklar konusunda antlaşma ve kanun çakışırsa üstün olan antlaşmadır. O zaman temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletler arası antlaşmalar kanunlardan üstündür değerli arkadaşlarım. O zaman 3'ten başlayıp 4'ten devam edecek değerli arkadaşlar. 2'den devam ediyor, 1'den devam ediyor. Cevabı bulduk. Önce 3 anayasa, sonra 4 milletler arası antlaşmaların haklarla ilgili olanları, sonra 1 yani normal kanunlar, 2 yönetmelik ve en sonda da genelge değerli arkadaşlarım. Olay çözülmüş oldu. Aşağıdakilerden hangisi alelade bir haktır? Değerli arkadaşlar, alelade haklar yani yenilik doğurmayan haklardır. Kullandığın zaman hukukta bir değişim, bir devrim olmuyor. Örnek veriyorum, teşbihte hata olmaz. Baba evde oturmuş akşam haber izliyor ve kızından ya da oğlundan bir bardak su istedi. Dedi ki oğlum dedi bana dedi bir bardak su getirir misin dedi. Şimdi çocuk babaya bir bardak su getirince hukukta bir devrim mi oldu hocam? Hayır. Herhangi bir değişim mi oldu? Hayır. Yeni bir hukuki durum ortaya çıktı? Hayır. İşte alelade hakların mantığı budur. Yenilik doğurmayan haklar. Velayet ve vesayet. Velayet ve vesayet alelade haklardır. Oysa şuradakilerde kullandığın zaman yeni bir durum ortaya çıkıyor. Tamam mı değerli hocam? Evet.
Yeni sorumuz geldi. Aşağıdakilerden hangisi kısıtlanma sebepleri arasında yer almaz? Bu arada kısıtlılığın diğer adı mahcurdu arkadaşlar. Mahcur. Hangisi mahcurluk nedeni değildir? Madde bağımlılığı kısıtlılık nedenidir değerli arkadaşlarım. Akıl zayıflığı, akıl hastalığı, kötü yaşam, kötü yönetim, savurganlık değerli arkadaşlarım kısıtlanma nedenidir. Ama yaş küçüklüğü ayırt etmeyi etkiler ama kısıtlılık nedeni değildir. Tamam mı? Değildir. Aşağıdakilerden hangisi dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılma yasağının uygulama alanında yer almaz? Şimdi dostlar, bu formatta bir sürü soru çözdük. Halen çözmeye devam ediyoruz. Çünkü ÖSYM burayı çok kurcalıyor. Hangisinde dürüstlük kuralı yoktur? Değerli arkadaşlar, her zaman bir tane kelime bileceksiniz. Hakkın, şöyle altından devam ediyorum, kazanılması. Kazanmada dürüstlük yoktur. Kazanmada, hakkı kazanmada iyi niyettir. Bakın, hakkı kullanırken, borcu ifa ederken, işlemi yorumlarken, işlemi tamamlarken dürüstlük yani objektif iyi niyet. Ama hakkı kazanmada iyi niyet yani subjektif iyi niyet arkadaşlar. Ben burayı bir daha söylüyorum. İyi niyetin diğer adı subjektif iyi niyet, dürüstlüğün diğer adı objektif iyi niyettir. Kazanma görürsen iyi niyeti işaretle, tamam hocam? Kazanma dışındakiler de dürüstlüktür. Kazanma iyi niyettir. Bu kelime bizi iyi niyete götürdü. Diğerleri dürüstlüktür. İyi niyetin diğer adı da subjektif iyi niyettir. Evet, bir hısımlık sorusu geldi. Esra ile baba bir kız kardeşi Seda'nın kızı Şevval arasındaki hısımlık ilişkisi hangisidir? Şimdi soruyu anlayalım. Esra ile Seda kardeşmiş. Ama baba bir kız kardeşlermiş. Demek ki anneleri bir değilmiş. Esra ile Seda baba bir kız kardeşler. Demek ki anneleri bir değilse bunlar tam kan olamaz. Nedir arkadaşlar o zaman? Yarım kandır. Çünkü baba ortak demek ki anne ortak değil. Yarım kan. Cevap D veya E'dir. Esra ile Seda kardeşse kardeşler ikinci derece yan soydur. İkinci derece yan soydur. Ama soru devam ediyor. Seda'nın da kızı Şeval. Seda'nın da kızına inmek için bir doğum daha gerekiyorsa ikinci dereceyi kaça çıkardık? 3'e. Üçüncü derece yan soy. Esra ile Seda kardeşse 2. Seda'nın da kızına inmek için artı bir doğum daha ekliyoruz. 3. Üçüncü derece yan soy. Ne kan arkadaşlar? Yarım kan. Tamam. Bütün kardeşler 2'dir. Kardeşin çocuğuna inerseniz 3 ve yan soydur. Anneleri ortak olmadığına göre de yarım kandır değerli arkadaşlar. Sınavda kopya çektiği iddiasıyla haksız yere disiplin cezası verilen bir öğrenci sırasıyla hangi yargı merciğinde hangi yaptırımı talep edebilir? Şimdi haksız yere disiplin cezası verilmişse haksız yere bir idari işlem yapılmış. Çünkü disiplin cezası bir idari işlemdir. O zaman idari işlem haksızsa, hukuka aykırıysa biz bunu idari yargıya taşıyacağız. Bakın şunlardan biri. İdari yargıya taşıyacağız ve bu hukuka aykırı işlemin neyini isteyeceğiz? İptalini. Şunu unutmayın. Hukuka aykırı idari işlemin başına ne gelir arkadaşlar? İptal gelir. Öylece cevabımızı da bulduk. Kanunun suç saydığı bir eylemi sonuçlarını bilerek ve isteyerek işlemek iradesine ne ad verilir? Hocam suç olduğunu biliyorsun ve bilerek ve isteyerek gidip bunu vatandaş işliyorsa bunun adı nedir arkadaşlar? Kasıttır. Kasıt. Şuradaki bir kelime belki açıklamak gerekir. Cürüm nedir? Toplumu derinden etkileyen suç değerli arkadaşlarım. Toplumu derinden etkileyen suç. Osmanlı'da cerime vergisi var değil mi? Suçlu vergisi. Cerime, cürüm. Kökler aynıdır. Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu azaltan ya da tamamen ortadan kaldıran nedenlerden biri değildir? Şimdi dostlar, bazı olaylar var cezayı azaltıyor veya kaldırıyor. Hangisi bunlardan biri değildir? Yaş küçüklüğü hatırlayın 12 yaşını doldurmak cezanın alt yaşıdır sağlıklı bireylerde değil mi?
Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, amirin emri, sağırlık ve dilsizlik arkadaşlar. Cezayı azalta da bilir, kaldıra da bilir. Ama arkadaşlarım kısıtlanmanın böyle bir özelliği yoktur. Kısıtlanma cezayı azaltamaz veya kaldıramaz. Aşağıdaki hakların hangisinden herkes yararlanamaz? Herkes yararlanamaz. Şimdi herkes neden yararlanır? Medeni haklardan yararlanır. Kişi hak ve ödevlerinden yararlanır. Sosyal ve ekonomik haklardan yararlanır. Ama herkes siyasi haklardan yararlanamaz. Siyasi haklardan vatandaşlar yararlanır. Yabancılar sadece dilekçe ve vergide var arkadaşlar. Tamam? O zaman herkes siyasi haktan yararlanamıyorsa hangisinden herkes yararlanamaz sorusunda siyasi hak arayacağız. Medeni haklardan, özel haklardan, kişilik haklarından, mülkiyet hakkından herkes yararlanır. Ama seçme ve seçilme siyasi hak olduğuna göre herkes yararlanamaz değerli arkadaşlarım. Böylece sorunun mantığını da ver.